çocuğum bıçaklandı. Karakola gittim. Ama dayak yediğini iddia etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Birol Demirci Bursa'da yaşıyor. Bundan yaklaşık 5 ay önce 16 yaşındaki oğlu bir tartışma esnasında arkadaşı tarafından bıçaklandı. O da şikayetçi olmak üzere Yavuz Selim polis merkezine gitti. Karakolda dosyalarımın beklenileceğini söylediler. Ben çocuk şubeye gidecektik. O arada 4 tane sivil polis geldi. İkisi bana dışarıdaki aracı sordular. Kimin diye. Ben de benim dedim. Aracın başına gittiğimizde ne bana polis kimliğini gösterdiler. Ne hiçbir şey hiçbir şey bana göstermediler. Ben de aracımı ararken belge istedim. Aracı dedim aracınıza da dair bana bir belge gösterin dedim. Aldığı tutana kağıdı değil. Bana aracın dedim arama belgesini gösterin. Birol Demirci yazacak. Benim plakam yazacak dedim. Bunlar ters davranmaya başladılar bana. Beni itmeye başladılar. Olay daha sonra büyüdü. Demirci polislerin kendisine küfür etmesi üzerine yanındaki çocuğunu da alarak savcılığa şikayete gitmek istedi. Ancak o sırada Demirci polislerin kendisini dövdüğünü iddia etti. İleri sürülen dayak anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Bunlar beni bir tuttular. Başladılar kafaya vurmaya. Burnuma doğru. Hatta burnumda da şu anda eziklik var. Sonra biz e, adliyeye gittik. Adliyede işte biz normalde ben şikayetçi oldum. Polislerden dayak yediğini iddia eden Birol Demirci şimdi adalet istiyor. Onlar benden şikayetçi olmuşlar. Onların davası açıldı. Ben 5 aydan beri bekliyorum benim davam açılmadı. Adalet istiyorum. Bu polislerin ceza almasını istiyorum. Çocuğum bıçaklandı. Karakola gittim. Ama dayak yediğini iddia etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ol Demirci Bursa'da yaşıyor. Bundan yaklaşık 5 ay önce 16 yaşındaki oğlu bir tartışma esnasında arkadaşı tarafından bıçaklandı. O da şikayetçi olmak üzere Yavuz Selim polis merkezine gitti. Karakolda dosyalarımın bekleneceğini söylediler. Ben çocuk şubeye gidecektik. O arada 4 tane sivil polis geldi. İkisi bana dışarıdaki aracı sordular kimin diye. Ben de benim dedim. Aracın başına gittiğimizde ne bana polis kimliğini gösterdiler. Ne hiçbir şey hiçbir şey bana göstermediler. Ben de aracımı ararken belge istedim. Aracı dedim aracınıza da dair bana bir belge gösterin dedim. Aldığı tutana kağıdı değil bana aracını dedim arama belgesini gösterin. Bir o Demirci yazacak benim plakam yazacak dedim. Bunlar ters davranmaya başladılar bana beni itmeye başladılar. Olay daha sonra büyüdü. Demirci polislerin kendisine küfür etmesi üzerine yanındaki çocuğunu da alarak savcılığa şikayete gitmek istedi. Ancak o sırada Demirci polislerin kendisini dövdüğünü iddia etti. İleri sürülen dayakanları da güvenlik kamerasına yansıdı. Bunlar beni bir tuttular. Başladılar kafaya vurmaya. Burnuma doğru. Hatta burnumda da şu anda eziklik var. Sonra biz e, adliyeye gittik. Adliyede işte biz normalde ben şikayetçi oldum. Polislerden dayak yediğini iddia eden Birol Demirci şimdi adalet istiyor. Onlar benden şikayet.